Değerli basın mensupları, ülkemiz tarihinin en büyük doğa felaketlerinden birini yaşıyor. Yüz binlerce dekarlık ormanımız yandı, kül oldu. İnsanlarımız canını kaybetti. Ormanların tüm sakinleri, kurdumuz, kuşumuz, böceğimiz, çiçeğimiz yandı, bitti, kül oldu. Zeytinliklerimiz, arılarımız, besiliklerimiz alevlerde kavruldu. Evlerimiz, köylerimiz, bin yıllık Atadede yurtlarımız ateşlere teslim oldu. Yangınların başlamasının üzerinden tam 9 gün geçti. 10. günündeyiz. Orman işçilerimizin, itfaiyecilerimizin, gönüllü olarak çalışan tüm yurttaşlarımızın olağanüstü gayretlerine ve fedakarlıklarına şahit olduk. Hepsine bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Minnettarız. Yangınlar hala kontrol altına alınabilmiş değil. Sebebi ise çok açık. Aklını ve şuurunu kaybetmiş beceriksiz, liyakatsiz bir hükümet elinde tarihimizin en büyük yönetim krizini yaşıyoruz. Yönetim krizi Türkiye her gün bir felaketten başka bir felakete savuruyor. Türkiye'yi uçuracak dedikleri tek adam vesayet rejimi yangında uçak uçuramadı. Ormanlarımız cayır cayır yanarken, milletimizin ciğeri dağlanırken Erdoğan sözde gazetecileri karşısına aldı ekranlarda kendine övgüler dizdirdi. Atama bakanların hepsi birbirinden kifayetsiz. 10 gün geçti. Yangınla mücadeleyi yönetecek, koordine edecek, doğru dürüst bir kriz masası kuramadılar. Millet bu beceriksizlerden ümidini kesti. Kendi kaderine, kendi ormanlarına sahip çıkmaya çalıştı. Belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, halkımız dişiyle tırnağıyla mücadele ediyor. Millet yanan ateşe bir avuç toprak, bir damla su atabilmek için yangın yerlerinde gece gündüz ter döküyor. Türk Hava Kurumu'nun ateş kuşları ise 5 damacana eksik su atıyor diye Orman Bakanlığı'nın yangın söndürme uçağı ihalesine alınmıyor. Uçaklar Etimeskut'ta öylece çürümeye terk edilmiş vaziyette. Bu uçakların İspanya'dan Hırvatistan'dan gelen kardeşleri ise Türkiye'deki alevleri söndürüyorlar. Ülke yangın yeri. Ormanlarımız yok oluyor. Halkımız infial içinde. Erdoğan şahsı hükümeti sözde itibarının peşinde. Türkiye'ye yardım edin diyen herkesi suçlu ilan ediyorlar. Trolleriyle insanlarımızı ve muhalefeti hedef gösteriyorlar. Edep aklın suretidir. Yangında yardım çığlığı atana soruşturma atacak kadar açacak kadar edepten, akıldan, vicdandan yoksunlar. Yangın için yardım istemek ne zamandan beri suç oldu? Yangınla mücadele etmesi gereken belediyelerimizle, muhalefetle, basınla, vatandaşla mücadele ediyorlar. Belediye başkanlarımıza doğru dürüst bilgi vermiyorlar. Güya koordinasyon toplantısı yapıyorlar. Ama başkanlarımızı çağırmıyorlar. Erdoğan ise her zaman yaptığını yapıyor. Belediyeleri Türk Hava Kurumu'nu suçluyor. Sorumluluğundan sıyrılmaya çalışıyor. Önce bakanları ardından da Erdoğan yangınlar sanki şehirlerde başlamış da ormanlara oradan sıçramış gibi bir algı yaratmak için kıvrım kıvrım kıvranıyorlar. Beler geçin bunları yangın şehirlerde değil ormanlarda başladı. 6.831 sayılı orman kanununa göre de Orman yangınlarını önleme ve söndürme görevi Saraya bağlı Orman Genel Müdürlüğünde. Yani sorumluluk Tarım ve Orman Bakanlığında, bakanında. Ve elbette bu kifayetsiz bakanı oraya atayan Erdoğan'da. Ama iş ne zaman sorumluluk üstlenmeye gelse beyefendi Erdoğan kaçar diyor, ortadan yok oluyor. Bu ucube vesayet rejiminde ülke yönetilmiyor, savruluyor. Erdoğan'ın ucube vesayet rejiminde kurumlar yasal görevlerini, gündelik işlerini bile yapamaz hale geldiler. Herkes bir kişinin iki dudağına bakıyor. Talimat bekliyor. Hızlı karar alacak denen rejim 3 yılda nefesi tüketti. Eskiden bakanların altını bürokrasi doldururdu. Kurum içinden yetişmiş müsteşarlar, genel müdürler devlet tecrübesiyle bakanlara destek olurlardı. Şimdi bakanların altında saray komiseri, bakan yardımcıları var. Maşallah hepsi de aç kurt gibi. Vakti saati geldiğinde bakanı yemek için fırsat kolluyorlar. Bu nedenle herkes gölgesinden korkar oldu. Kimse kılını kıpırdatamıyor. Sorumluluk almak istemiyor. Koltuk ile liyakat arasındaki bağ tamamen koptu. Liyakat yerine saraya sadakat tek geçer akçe oldu. Tanım ve Orman Bakanlığı'nda ormandan anlayan tek bir bakan yardımcısı yok. Hepsi reise de bağlayayım ne iş olsa yaparım tayfasından. Maaşlar kallavi. Hem de maşallah bir de değil ikişer tane. En az ikişer tane. Bu ucube sistemde yönetenleri eleştirmek ihanetle eşdeğer. Hatayı kabul etmek zayıflık. Öyle alenen yardım istemek de suç. Ama kapalı kapılar ardında yardım pazarlıkları yapmakta hiç sorun yok. Lafa eğip bükmeye gerek yok. Yaşadığımız felaketlerin ana kaynağı bu ucube rejimdir. Bu ucube sistemdir. Bunun sorumlusu da Erdoğan'dır. Ne yazık ki karşımızda kendi şatafatından, debdevesinden ve olmayan itibarından başka bir şey düşünmeyen gözünü hırs büyümüş bir kibir abidesi vardır. Ne güzel demiş Hacı Bayram Veli. Kibir bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. Bu kibir abideleri daha iki ay öncesine kadar uzaya gidiyorlardı. Uçan araba yapıyorlardı. Ama şimdi görüyoruz ki bunların elinde yangında uçuracak doğru dürüst uçakları yokmuş. Önce envanterde uçak yok dediler. İki gün sonra çıktılar bir uçak var dediler. En son sarayın kibirlisi çıktı. El Eloğlu'nun uçaklarını millete kendi uçağımızmış gibi pazarlamaya kalktı. İnsanda biraz sıkılma olur. Yine gördük ki bunların elinde iklim değişikliği nedeniyle ortaya çıkan riskleri yönetebilecek yangınla mücadele için uzun vadeli bir strateji. Uçak, helikopter, modern teçhizat, tedarik programı, insan gücü planlaması dahi yok. E sen görevini yapmayacaksın. Ülkeye, eloğluna muhtaç edeceksin, himmetine muhtaç edeceksin. E sonra da çıkıp, yandık Allah diye bağırana sopa göstermeye kalkacaksın. Buradan açıkçası ifade ediyorum. Millet sizi gördü, notunuzu verdi. Siz esas sandıkta milletten yiyeceğiniz sopaya hazırlanın. Erdoğan ne diyor? Rusya yanarken Putin'le görüştüm. O haldeyken üç tane uçak, dört tane de helikopter gönderdi. E demek ki Rusya'yı yönetenler işini doğru yapmış, tedbirini almış. Sen neyle övünüyorsun? Sen yapamamışsın. Rusların yaptığıyla sen neden övünüyorsun? Bilim insanları iklim değişikliği nedeniyle orman yangınlarının sayısı ve sıklığının artacağını açıkça ifade ediyor. Akdeniz Çanağında en fazla orman yangını yaşanan ülkelerden biriyiz. Şimdi buradan soruyoruz, buna uygun tedbirleri, buna uygun bir planlamayı 19 yıldır neden almadınız, neden yapmadınız? E başka ülkeler orman yangınlarıyla mücadele için kendi ulusal uçak filolarını kurarken siz neden bunu yapmadınız? Ülke yangın uçağı sıkıntısı yaşarken. Siz kendinize 13 uçaktan oluşan bir şatafat filosunu nasıl kurabildiniz? Hiç mi utanmadınız? Diğer ülkeler yangınla havadan mücadele görevini sivil ve askeri idare altında örgütlerken siz güzel vatanımızın ormanlarını yandaşa verilecek ihalelere, taşeronlara ve ticari ilişkilere nasıl emanet edebildiniz? Son ihale ortada. Tarım ve Orman Bakanı 5 uçak için ihaleye çıkmış, nedense 3 uçak kiralamış. Şimdi bu ihaleyi 3 uçakla bağlarken ne düşünüyordunuz acaba? Soru şu, 3 uçak yetiyorsa neden 5 uçak için ihaleye çıktınız? Yetmiyorsa ki yetmediğini gördük. Eksik uçakları tamamlayacak tedbirleri neden almadınız? Artık apaçık ortaya çıkmıştır bu zihniyetin memleketin derdine derman olma kaygısı yoktur. Memleketin derdiyle tek rabıtaları cukkaları, sevdikleri tek yeşilde doların yeşili. Ormana bakınca rant gören, yedi yıldızlı oteller gören, maden gören bir zihniyet ülkenin başında. Bu yönetimin iman tahtasının altında millet için atan bir yürek yok. 19 yılda 2,5 trilyon dolar para toplayıp harcadılar. Türk Hava Kurumu için, Türk Hava Kurumunun uçakları için ama 4 milyon doları bulamadılar. Somali'ye 30 milyon dolar, Tunus'a 5 milyon dolar, Suriyelilere en az 40 milyar dolar hibe ettiler. Ama evi yanan köylülerimize 300 bin benden, 200 bin senden hem de faiziyle ödeyeceksin diyerek bezirgen pazarlığı yaptılar. Yani evi yanmayanlar keşke evim yansaydı diyecekler gibi saçma sapan laflar ettiler. Pişkinlikte arş-ı alaya çıktılar. Demiri nem, insanı gam, ülkeyi de liyakatsiz yöneticiler çürütür. Milletimiz güçlü bir millettir. Devletimiz de güçlü bir devlettir. Yeter ki milletimizin kanını emen liyakatsizler milletin yakasından düşsün. Sayın Genel Başkanımız evvela belediyelerimize ardından da iş adamlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza bir çağrı yaptı. Türk Hava Kurumu'nun elindeki uçakları uçabilir hale getirelim dedi. Belediyelerimiz hemen gereğini yapacaklarını açıkladılar. Milletimiz de gereğini yapacaktır, eminiz. Çünkü bu milletin mayası çok sağlam kidir. Yeter ki işin başında güvenebilecekleri bir hükümet olsun bir yönetim olsun. Bu felaketlerin tekrarlanmasını engellemek mümkündür. Biz iktidarımızda yangınları söndürmek için ulusal bir uçak ve helikopter filosu oluşturacağız. Yangınla mücadelede sivil ve askeri idarenin sorumluluklarını açıkça belirleyeceğiz. İklim değişikliğini ve değişen yeni riskleri dikkate alan orgun orman yangınlarıyla mücadele stratejisini konunun tüm paydaşlarıyla beraber hazırlayıp açıklayacağız. Ancak biz bunları yapana kadar Erdoğan şahsım hükümetinin de ivedilikle yapması gerekenler var. Her şeyden önce kifayetsiz Tarım ve Orman Bakanı ya görevinden istifa etmeli ya da görevinden alınmalıdır. İkinci olarak yangından etkilenen tüm vatandaşlarımızın kayıpları eksiksiz bir biçimde telafi edilmelidir. Öyle pazarlık mazarlık olmaz. Özellikle yörük kardeşlerimizi köylerinde, topraklarında tutacak tedbirler ciddiyetle alınmalıdır. Muğla'nın ve tüm Torosların demografik yapısının değişmesi engellenme, engellenmelidir. Muğla'daki dağ köylerimiz ve Toroslar yörük Türkmenlerin bin yıllık ata yurdudur. Bu ata yurdumuzun önemi Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözlerinde saklıdır. Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız. Eğer orada bir tek yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir kuvvet asla bizi yenemez. Bu nedenle evler, bahçeler, tarlalar, arı kovanları, büyük ve küçük baş hayvanlar yanarsa yansın bunların parası neyse veririz gibi bir sıradan yaklaşım son derece tehlikelidir o yanan evler, tarlalar, arılar ve hayvanlar yörük kardeşlerimizi o toprağa bağlayan unsurlardır. Erdoğan'ın ve bakanlarının ağzından çıkanı kulakları duymalıdır. Tekrarlıyorum. Muğla'daki, Toroslardaki yörük kardeşlerimizi ata dede yurdunda tutacak özel tedbirler mutlaka alınmalıdır. Değerli basın mensupları, aziz milletimiz, Türkiye bir yandan Yangınlarla boğuşurken bir yandan da organize bir işgalle karşı karşıyadır. Genç erkek yüz binlerce Afgan akın akın elini kolunu sallayarak Türkiye'ye geliyor. Bunlar öyle yürüyerek gelmiyor. İran'dan araçlarla Türkiye sınırına getiriliyor. Oradan da kalabalıklar halinde içeri akın ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganları planlı bir şekilde Türkiye'ye yönlendirdiği çeşitli kaynaklardan anlaşılıyor. ABD bu gelenlerin işinden istediklerini seçip alacakmış. Beğenmedikleri ise Türkiye'de kalacakmış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye'yi bir ele, Amerika Birleşik Devletleri de aynen Avrupa'nın olduğu gibi Türkiye'yi bir elek gibi kullanma niyetinde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri bu işi bizden habersiz yaptıysa bu gerçekten çok büyük bir cüret. Ama bunun Türkiye'den izinsiz habersiz yapılması pek de mümkün değil. Anlaşılıyor ki Erdoğan iki konuda Biden yönetimiyle el sıkışmış. İlki Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nın Mehmetçik tarafından korunması, ikincisi ise Afganistan'dan gelenlere Türkiye kapılarının açılması. Sayın Genel Başkanımız geçtiğimiz gün milletimize bu tarihi uyarıyı yapınca Erdoğan şahsım hükümeti de suçüstü yakalanmış oldu. Ve suçluların telaşıyla ardı ardına açıklama yapmaya başladı. Ya hayırdır? 36 saat o zaman neden sustunuz? Genel başkanımız konuşunca mı diliniz çözüldü? Genel başkanımız konuşunca mı cesaretiniz yerinize, yerine geldi? Bunların hali gece kurtla bir olup koyunlara saldıran Sabah çobanla beraber yaz tutanlarla aynıdır. Erdoğan içine sindirebilir ama biz egemen güçlerin uşaklığını kabul etmeyiz. Bizim genlerimizde kuvayi milliye var. Müdafaa-i hukuk var. Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ile yaptığı gizli bir anlaşma varsa bu derhal kamuoyuna açıklanmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi derhal toplanmalıdır. Uluslararası anlaşmalar meclisten gizli saklı yapılamaz. Genel Başkanımızın çok net bir şekilde açıkladığı gibi meclisten geçmeyen Erdoğan'la yapılan anlaşmalar ancak Erdoğan'ı bağlar. Türkiye'yi bağlamaz. Sınır bir devletin namusudur. Ama artık İstanbul'da askeri üniformalı Afganları görmeye başladık. Bu nasıl oluyor? Türkiye'de gayri resmi rakamlarla 5 milyon Suriyeli var. Şimdi bunun üstüne bir de Afgan göçmenler biniyor. Bu yükü bu millet kaldırmaz. Kaldıramaz. Bu sikleti bu terazi çekmez. Egemen güçler bunu görmezden geliyor. Merkel'den, Avusturya Başbakanından sonra Belçika Göç Bakanının söyledikleri ortada bir plan, bir organizasyon olduğunu açık seçik gösteriyor. Belçikalı bakan Türkiye'yi Afganlar için güvenli bir üçüncü ülke haline getirelim de mi diyor? Siz kim için, kimin ülkesini güvenli hale getiriyorsunuz? Ya bir ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Ama Erdoğan ve şürekası Merkel ve Avusturya baş, Başbakanı'na yaptıkları gibi buna da hiç ses çıkarmıyorlar. Anlaşılan Avrupa Erdoğan'a 3-5 milyar avro daha verirse Erdoğan için bu iş çözülecek. Milletimiz ne yazık ki Erdoğan şahsı hükümeti tarafından sırtından, sırtından hançerlenmektedir. Bu ihanetin üstü örtülemez. Bu konuda herkes ama herkes en başta da meclis artık sesini yükseltmek zorundadır. Değerli basın mensupları sadece ormanlarımızda ve demografik dengelerimizde değil, mutfaklarımızda, cüzdanlarımızda da çok büyük bir yangın var. Temmuz ayında enflasyon Türkiye rekorları kırdı. Üretici enflasyonu yüzde 45'e, tüketici enflasyonu da yüzde 19'a dayandı üretici ve tüketici enflasyonu arasında 26 puanlık fark bugüne kadar böyle bir farkı böyle bir makası daha önce hiç görmemiştik. Bu ne demek? Yani uygun talep koşullarını bulursa üretici üreticinin maliyet baskısını perakendeciler tüketicilere yansıtacak. Bunun kaçar yanı yok. Ama hal böyleyken Erdoğan ekranda bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Faiz oranında da düşüşe geçiyoruz dedi. Şimdi i̇şte bunu herhangi bir biri söylese tamam. Ama bu lafları kim söylüyor? TÜİK'in ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kendine bağlı olduğu kişi söylüyor. Açık söyleyeyim bu hem TÜİK'e fiyatları düşür hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na faizleri indir talimatından başka bir şey değildir. Einstein'ın aynı şeyleri yapıp farklı sonuçları beklemek delilere mahsustur dediği söylenir. Erdoğan aynı şeyleri yapmakta ısrar ediyor. Son defasında bunu yaptığında milletin 128 milyar dolarını Merkez Bankası'nın arka kapısından buharlaştırmışlardı. Buradan Erdoğan'a çok açık bir çağrı yapıyoruz. Eğer iddiana bu kadar çok inanıyorsan yarından tezi yok. Faizleri hemen sıfıra indir. Ağustos'un geçmesini falan da bekleme. Ama bunun sonunda da ortaya çıkacak tabloyla bu kararının sonuçlarıyla yüzleşmeyi de bil. 128 milyar dolarda da yaptığını yapma. Millete hikaye anlatmaktan vazgeç. Hatırlayın IMF'e 5 milyar dolar verecektik istemediler diye bir palavrayı yıllarca millete anlattılar. Ama onların vermediği 5 milyar dolar 6,4 milyar dolar olarak IMF'den rezerv desteği şeklinde geliyor. Yani IMF Türkiye'ye 6,4 milyar dolar rezerv desteği veriyor. Şimdi öyle anlaşılıyor ki dört gözle bu parayı bekliyorlar. Herhalde Erdoğan IMF'den gelecek bu paraya güveniyor. IMF'den gelecek dolarları da satarım, faizi indiririm, yine bildiğimi okurum diye düşünüyor. Atalarımız boşuna dememiş. Yarım hoca dinden, yarım doktor candan. Gördük ki yarım iktisatçı da paradan ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde hükümetin eksik ödediği mazot ve gübre desteklerinden bir de haksız yere yüzde dört stopaj kestikleri Danıştay kararıyla tescillendi. Buradan söylüyorum. Çiftçinin gasp ettiğiniz bu parasını tas tamam ödeyin. Haksız yere kestiğiniz bu stopajları çiftçimize hemen iade edin. Karar bunu kapsıyor, kapsamıyor demeyin. Sözlerimi tamamlamadan önce dün gece yarısı iki farklı gelişme yaşadık. Bunlardan bir tanesi Halk TV'nin canlı yayını basıldı. Bu eşkıyalığı şiddetle kınıyoruz. İşler bu noktaya gelirken önce Rütük eliyle medyaya gözdağı verdiler. Sonra gazetecileri tehdit ettiler. Yetmedi bazı televizyon kanallarına akreditasyon engeli getirdiler. Anlaşılan artık son çareleri de ayak takımına yol vermek oluyor. İnsan bunlara bakınca Mehmet Akif'in şu dizeleri akla geliyor. Hayal sıyrılmış inmiş. Öyle yüzsüzlük ki her yerde ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Dün geceki ikinci gelişme Milli Eğitim Bakanı'nın görevden affıydı. Biliyorsunuz mevcut sistemde bakanlar istifa edemiyorlar. İlginç. İstifa tek taraflı bir irade beyanı ama bu isti, bu isti, bu sistemde, bu ucube sistemde atanmış bakanların iradesi yok. Yok hükmünde. Bir tek irade var. Onları oraya otayan Erdoğan'ın iradesi. O da lütfederse ancak bakanları affediyor. Şimdi tam da okullar açık, açılacakken AK Parti iktidarının 8. Milli Eğitim Bakanı atanmış olduğu yine ortada velilerimiz için önemli belirsizlikler var. Her gelen bakan eğitim sistemimizi daha da perişan etti. Eğitimin milli niteliği tamamen kayboldu çocuklarımıza ideolojik format atmak için olmayacak işlere Erdoğan imza attı. Bu nedenle son 10 yılda eğitim sisteminden duyulan memnuniyette yerlere çakıldı. Vatandaşlar eğitim sisteminden memnun değil. Giden bakan başarılı değildi. Olması da imkansızdı. Söylemiştik bu ucube sistem adam öğütmek üzerine kurulu. Bu sistemde kurt kanunu geçerli. Zayıflayan bakanı altındaki yardımcıları hemen yutu veriyor. Şimdi yeni atanan bakan da bu sistemde hiçbir şey yapamayacak. Çünkü Erdoğan şahsı hükümeti çocuklarımıza ideolojik prangalardan kurtulmuş çağdaş bir eğitim veremez. Ataması yapılmayan öğretmen sorununu çözemez. Bilgisayarı tableti olmayan öğrencilerin bu ihtiyacını karşılayamaz. Köy okullarını açamaz. Hiçbirini yapamaz bunları. Tüm bu sorunlar bizim iktidarımızda çözülecektir. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Yanan ülkemizi de, kırılan kalplerimizi de hep beraber sarıp sarmalayacağız. Koltukları, rantları, ihaleleri ve cukkaları için bizi bölüp parçalanmaya çalışan provokatörlere ve ayak takımına asla eyvallah etmeyeceğiz. Sandık gelecek. Millet tüm bu pespahiriye sandıkta son verecek. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdi varsa sorularınızı alabilirim. Bengü Türk Televizyonu Ebru Balıkçı. Efendim turizm alanları ve yanan orman bölgelerinin imarda açılması konusunda tartışmalar devam ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da bir paylaşımı vardı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bir açıklama yaptı ve böyle bir yetki verilmediğini Turizm Bakanlığı'na ifade etti. Ve Kılıçdaroğlu'nu açıklamaları sebebiyle ispat etmeye çağırdı. Bu konuda değerlendirmeniz ne yönde olur? Teşekkür ederim. E, çıkan kanun son derece açık. Daha önce üç tane bakana verilmiş olan bu yetki, şimdi tek bir bakana veriliyor. Kime veriliyor? Turizm Bakanı'na veriliyor. Hangi yetki veriliyor? Orman alanlarını imara açma yetkisi. Yani Turizm Bakanı ile orman alanlarını imara açma ya da orman alanlarını istah etme, bunun ne ilgisi var? Neyi ispat edilecekmiş? Her şey ayan beyan ortada. Buyurun. Efendim bize yönlendiren sorular oldu. Şimdi müsaadenizle onları aktaracağım. Fox TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Soru şöyle. Orman yangınlarıyla mücadele sürerken hem partimizden hem de bölgedeki belediye başkanlarından mücadele koordinasyonu dışında tutulduklarına ilişkin açıklamalar geliyor. Hatta bazı AK Partili isimlerin yetkisi olmadığı halde koordinasyonda yer aldığını söylüyorlar. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Orman Genel Müdürlüğü'ne ait helikopterle yangını sek ve idare ediyoruz paylaşımlarını dahi yaptı. Hatta afet zedeleri ziyaret ettiği bir köye de yine Orman Genel Müdürlüğü'nün helikopteriyle gittiği paylaşımları da ortaya çıktı. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani şimdi bir kere şöyle başlayayım. Bu beyefendi hangi yetkisine müsteniden yangını sevk ve idare ediyormuş. Bu tam bir rezalet. Bakanlığın su atacak helikopteri yok. Ormanın helikopterleriyle milletvekilleri gez, milletvekillerini gezdiriyorlar. Pes. Kibir, liyakatsizlik bunların alameti farikası olmuş. Yangınla mücadele ediyoruz diyorlar. Ama büyükşehir belediye başkanlarımızı bu mücadele sürecinde koordinasyon toplantılarına almıyorlar. Ancak çıkıp ortaya ondan sonra yangın büyük şehirlerde başlayan yangına belediyeler müdahale eder. Ormanlardaki yangına Orman Genel Müdürlüğü müdahale eder. İşte Orman Genel Müdürlüğü'nün ormandaki yangına müdahale etmesi, ne şehirlerdeki yangın önlüyor falan gibi akla hayale gelmeyecek saçma sapan laflar ederler. Çok açık söyleyeyim. Halleri felaket. Ya Türkiye'nin en büyük yangınlarıyla mücadele ederken dahi partizanlık yapmayı unutmuyorlar. Kendi milletvekillerini helikopterlere bindiriyorlar, kendi belediye başkanlarını koordinasyon toplantılarına çağırıyorlar. Ama muhalefet belediye başkanlarına doğru düzgün bilgi bile vermiyorlar. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Teşekkür ediyorum. Var mı evet. e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son yaptığı açıklamaya ilişkin bazı sorular iletildi. Şimdi onları ileteceğim müsaadenizle. Evet. E, KRT TV, Halk TV tarafından yönlendirilen bir soru var. Cumhurbaşkanı Erdoğan az önce yaptığı açıklamada yangın bölgelerine gönüllülerin girişinin yasaklandığını açıkladı. Görevli olmayanların dışında kimse alınmayacak dedi. Bu süreçte gerek bölge sakinleri gerekse de çevre illerden gelen gönüllüler büyük katkı vermişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yasakla ilgili değerlendirmesi nasıl olabilir? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani bugüne kadar bu yangınla mücadelede büyük destek veren gönüllüleri yangın alanına sokmamak neyin üstünü örtmek için yapılan bir şeydir, bir hamledir. Bunu anlamakta çok büyük güçlük çekiyorum. Yangınlar tamamen söndü mü ki bu alanlara gönüllüler sokulmuyor? Yangın devam ediyor. Niye sokmuyorsunuz gönüllüleri? Evet. Efendim Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya ilişkin yönlendirilen bir soru daha var. Soru şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mülteciler için Türkiye güçlü olduğu için bu insanları koruması altına alıyor. Finansmanı iyi yönettiği için bunu başarıyor dedi. Afgan mültecilere de kapıların açılacağı sinyalini bundan sonra da yine finansı iyi yönetmek suretiyle bu tür adımları atacağız. Bundan da hiçbir çekincemiz yok sözleriyle verdi. E i̇şte ağzının altındaki, dilinin altındaki baklayı söylemiş. Demek ki Amerikalıların dediğini yapacaklar. Bir de gerekçe uydurmuş. Finansı iyi yönettikleri için. E görüyoruz finansı nasıl yönettiklerini. Sabah kalkıyoruz Türk lirasının değeri düşüyor. Akşam yatıyoruz Türk lirasının değeri düşüyor. Türk lirası bugün dünyada en fazla değer kaybeden para. Türkiye dünyanın en yüksek yedinci faizini ödüyor. E sevsinler bunların finansı iyi yönetmeleri. Bu mu finansı iyi yönetmek? Teşekkür ediyorum.